Dün gece PKK 15-20 yerde eş zamanlı saldırıda bulundu. Dün geceden beri çok yerde çalışmalar devam ediyor. Bugün Diyarbakır Sur'da hendekleri kapatan polislerimize roket atarlı saldırı yapıldı ve iki polisimiz şehit oldu. Sur'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve çalışmalar devam ediyor. Cizre'deki sokağa çıkma yasağı ve teröristlerle çalışma da devam ediyor. HDP'li vekiller Cizre'ye girmek istediler ancak güvenlik görevlileri buna izin vermediler. İki sivilin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Cizre'nin giriş çıkışı da tanklarla tutulmuş durumda. Diyarbakır'daki şehit düşen polis memuru Mustafa Turanlı'nın annesinin içime doğuyor oğlum şehit olacak dediği belirtildi. Annenin güzelliğine bak. Annenin güzelliğine bak. Allah kalbine vahyediyor. Maşallah. Kalbine vahyediyor. Maşallah. Şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah cennetlerini genişletsin. Gerekirse 100 bin, 200 bin şehit de veririz. Ama PKK'yı kazıyacağız. İnşallah. Çanakkale'de olduğu gibi. Gece, gündüz, daha hala dün bile süreç devam edecek. Ya kardeşim süreçten kasıt PKK'nın silahlanmasıdır. Ondan anladığı bu. Eğitim ve silahlanma. 4 milyon askeri silah altına alalım. Bu kadar. Yani bütün yatırımı da askeri harcamalara ayıralım şu an. Yani şu an sanayi, şunu bunu falan esas alan bir çalışma yapmayalım. Yoğun bir silahlanma çalışması yapalım. Gençliği de, Türk gençliğinin tamamını da milli şuurla donatacak şekilde eğitim alalım. PKK'nın neden yanlış olduğunu, komünizmin neden tehlike olduğunu, PKK'nın Marksist-Leninist, Stalinist düşüncesinin bilimden neden çeliştiğini, Darwinizmin geçersizliğini bütün gençliğimize anlatalım. İmanlı, takva, Kur'an'ın özüne dönmüş, Kur'an'ın özüyle, gerçeğiyle amel eden bir gençlik yetiştirmeye gayret edelim. Yoksa bu felaket, bak Güneydoğu'yu sardıysa, Türkiye'nin tamamını da sarar. Ama işte Cenab-ı Allah Mehdiyet'e sürekli bir zemin hazırlıyor. Söyledim bak, daha da kötü olacak olaylar dedim. Daha yeni söyledim. Geçen gün söyledim. 4 milyon asker silah altına alınsa bütün dünya sallanır ya. Dünyanın en büyük ordusu olmuş oluyor. En gelişmiş silahlarla da donat. Değil mi? İthal silah da getirttir. Ya müthiş bir silahlanma yap. Doldur her yere askeri. Vatandaşı da silahlandır. Her yere vatandaşları bekçi olarak, korucu olarak ata. Harcamayı ona yap. 6 aylığına falan sanayiden falan vazgeç. Kazıyıncaya kadar.